2 Kasım 2023. Derik'teyiz. Derik'te yine esnaflarla, esnaf lokantalarıyla devam ediyoruz. Piyak için. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Buyurun. Burada neler yapıyorsunuz? Ev yemekleri mi var? Ev yemekleri var hocam. Neleriniz var siz? Buyurun, devam edin. Hocam menümüz orada. Her gün kavurma, kuru, fix kan yemeklerimiz. Onun dışında tavuklu yemekler var, zeytinyağlılar var, tatlı var. Evet, tam her gün menümüz değişiyor. Yani günde 10-11 çeşit yemek çıkarıyoruz. Daha çok ev yemekleri için. Genelde ev yemekleri, evet hocam. Derik'te yaşam nasıl gidiyor? Alıştık çok şükür. Yani bizim memleketimi seviyoruz. Ben, onlar da bizi sevdiler bu zamanda. İki gündür kaldım. İnsanlar, halk, esnaf çok cana yakın. Çok samimi. Teşekkür ederiz. Çorbalarınız var herhalde sabah günde olduğu için. Günde 2-3 çeşit çorba çıkıyor hocam. Evet, kelle paça çorbası çıkıyor, mermek çıkıyor. Onun dışında her gün farklı bir çorba yanında çıkarıyor. Evet arkadaşlar, biz sabah 9 çok erken geldik Zekeriya abiyle. Şimdi tabii çeşitli çorba zamanı. Evet, yemeklerimiz pişiyor. Evet. Zekeriya abi, sen ne bekliyorsun burada abi? Merhaba. Merhaba. Burası yeni açılmasına rağmen çok güzel yemekler yapıyorlar. Yemekleri çok nefis. Tavsiye ederim. Güzel kavurmaları, çorbaları var. O yüzden katmak istedim. Biraz sonra bir çorba içecek miyiz? Not verecek miyiz çorbayı? Dur sen bir arkadaşlarla görüşelim de. Merhabalar, afiyet olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Derikli miyiz hepimiz? Evet, Derikliyiz. Derik'te doğduk. Yani Derik'te arkadaşlar değil. Büyüdük. Derik'te doğmadım ama Derik'te büyüdüm. Tamam, çok güzel. Afiyet olsun. Ne içiyoruz arkadaşlar? Mercimek çorbası. Bir karıştırmak mı şöyle? Mercimek, değişik bir mercimek. Böyle içine sanki havuç şey mi var? Nasıl tadı? Tadı gayet iyi. Yarlamışsın yolu. Ben yarladım da harika. Tadı çok güzel. Her sabah uğrak yerimiz, her sabah sabah kahvaltısını mercimek çorbası olarak burada yapıyoruz. Çorbasız hayat olmaz. Çorba sistemi temizle. Afiyet olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, çorbalarımız hazırlanıyor. Üstüne döktüğünüz nedir? Hocam bu özel bir sos. Çorba sosumuz isteyenlere döküyoruz. Nane var içinde, toz biber var, tereyağı var. Görüntüyor, şahane. Evet. Şimdi bu ne çorbası oluyor? Hocam bu mercimek çorbası. Mercimek çorbası. Evet. Müsaadenizle tadına bakalım. Piyak içindeyiz. Servis de çok güzel. Gayet profesyonel. Tabaklarımız seramik. Çok şık. Zaten insanın iştahı açılıyor. Çorbamıza da güzel üstüne sosunu koymuş. Bakalım şimdi tadına, bir karıştıralım arkadaşlar. Bu da pidemiz şey mi? Tandır mı? Köy pidesi. Ya işte evet. Köy pidesi. Şimdi sıcak. Arkadaşlar harika bir lezzet. Bu lezzeti anlatacak halimiz yok. Buraya gelirseniz Piyak içine mutlaka bu çorbadan bir içmeniz lazım. Derman gibi. Burada da unuttuk arkadaşlar, limonumuz var, kuru soğanımız var ve yeşil biberimiz var. Büyük ihtimalle acıdır. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar, Pia Kitchen'da şimdi değişik bir çorba daha geldi. Ispanak çorbasıymış. Şimdi Zekeri abim tadına bakacak. İçinde pirinç var, baharat var, ıspanak var. 4-5 malzeme var. Lezzetinde Zekeriya abi bir tatsın bakalım. Zekeriya abi nasıl durum? Harika, nefis. Bir defa öyle bir güzel çorba. Biraz karıştır alttan da. Esas şey maden alttandır. Öyle şöyle karıştır bakayım. He. Evet arkadaşlar, bol malzemeli. Bak sırf su değil. Bol keçe. Evet. Gayet doyumlu, besleyici bir çorba. Evet, ıspanak çorbası daha zor bulunan bir çorba, mercimeğe göre, işlemeye göre.
Burada sabahları 8-10 çeşit çorba çıkıyor. Özellikle kışın. Ispanağın da faydası büyük biliyorsunuz. Çok. Afiyet olsun Zekeriya abi. Şöyle servisi de gösterelim. Gayet temiz, güzel. Şık servis. Burada böyle kıyak için. Burada gayet servis. Çoğu restoranlarda da görebileceğiniz kağıt içine çatal kaşık oluyor. Evet, ben mercimek içiyorum. Zekeri abi de ıspanak çorbası içiyor. Çorbamızı içip tarlaya çalışmaya, çekimlere gideceğiz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağ olun. Çorbalarımızı yudumladık. Gerçekten çok lezzetli, enfes. Eline de sağlık. Afiyet olsun. Emeğine sağlık. Afiyet olsun. Sizin bir ödül hikayeniz var. Anlatabilir misiniz? Evet hocam. Dereğimizin zeytini çok meşhur biliyorsunuz. Dünya çapında da ödül almış. Kaliteli. Derin zeytini tanıtmak amacıyla bir de Türkiye'mizin 100 yılı kutlamaları vesilesiyle bir yemek yarışması düzenlendi. 22 kadın arasında birinci oldum, gurur duydum. Hem kendim adıma, hem vatanım adıma, hem doğduğum topraklar adına. Tebrikler. Teşekkür ederim hocam. Benim için gurur vericiydi. Nasıl tepkiler aldınız bundan sonra? Valla dönüşü çok güzel oldu hocam. Yerimiz çok ters aslında. Yani muhit olarak çok güzel ama ara sokakta olduğumuz için çok bilinmiyor. Yarışma vesilesiyle baya geri dönüşler oldu. Güzel dönüşler oldu. Ben de mutlu oldum. Burayı ne kadar oldu açtığınız bu lokantayı? 2,5-3 ay oldu hocam. Ha 2,5-3 ay? Evet. Daha dur. emeklemek dönemindesin. Evet, aynen emeklemek. Allah'ın izniyle buna da şükür. Bu 3 aylıkken gene bu şey az değil mi? Bu iyi bir rakam. Tabii bu bir sene içinde. Ondan sonra da yer olmayacak. İnsanlar dışarıda bekleyecek inşallah. Böyle bir rahat insanlara hizmet daha yüksek iştahı alacaksın. Temennimiz. Arkadaşlar İstanbul'dan, Avrupa'dan, yurt dışından, Amerika'dan, dünyanın her yerinden buraya Deri'ye gelip Derik'te PR restoranda. Siz bir de adresinizi bir tarif eder misin? Ben tam bilmiyorum. Nasıl gelecek insanlar? Hocam belediye karşısında Kaymakam Bey'in evinin konusunun sokağında. Hemen Kaymakam Bey'in evinin karşısında. Adres aslında, çok kolay. Evet, belediyenin karşısında tamam. Hocam. Zaten Derik Belediyesi çok büyük tarih bin arkadaşlar. Kaymakam Bey'in evi de zaten kime sorsanız bir hemen onun karşısında. Gözünüz kapalı gelebilirsiniz. Çok da adresiniz güzel. Böyle sokak isim caddeye de gerek yok. Harika bir tarif. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz ayağımda. Ellerin dert yanmasın. Özellikle bir hanımefendi kadın girişimci olarak artı size teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gurur duyuyoruz. Siz de teşekkür ederim. İşleriniz az gitsin. Allah razı olsun. Kanı sağlayacaklar. Sağ olun.